Şimdi bak. 1 2 3 Arada yürüme yolunu gördün mü? Gayet geniş. İnsanla uğraşmaktansa toprakla uğraşmayı seçtim. Merhaba. Bildiğiniz üzere aloe vera üretimi üzerine bayağı videolar paylaştım. Şu an kendi kiraladığım seranın içindeyim. Zaten istifa etmiştim biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine bırakabilirim istifa videosunun yani sebepleriyle falan. Şimdi öğretmenliği bıraktım. Sosyal medyayı, reklamcılığı bıraktım. Diğer bütün çalıştığım işleri bıraktım. Sadece toprak ve sera. İnanın şu an sevdiğim işi yapıyorum. Çamurun içindeyim, suyun içindeyim böyle. Ama üzerim başım kirleniyor, terliyorum sürekli, çok sıcak. Ama çok mutluyum. Mesai saatimi ben belirliyorum. Canım istediğinde çalışıyorum, istemediğinde çalışmıyorum. Şu anda seramı hazırlama evresindeyim aloe vera ekimi için. Dün arka tarafı suladım. Aslında videosunu çekecektim ama şarjım çok azdı. Bir de üzerim ıslandığı için telefonu koymadım. Yani çekmedim. Şimdi yine köşeden bir kare alıp şurayı sularken belki bir kare alırım. Böyle arkadaşlar, seramı hazırlamaya başladım. Üretim yapacağım artık. Aloe vera üreteceğim. Araya yine belki başka tropik meyveler ekebilirim. Şu an bu. Zaten çiftçilik benim çocukluğumdan beri ailemizde olan bir şey. Yani ben bildiğim bileli işte seralarımız var. Biber yetiştiriyoruz genellikle. Ama hep tabii babamın kontrolünde oluyor her şey. Çünkü biz daha küçüğüz veya işte okuyorduk veya çalışıyoruz başka bir yerlerde. Biz de ufak tefek işlere yardım ediyoruz. İlaçlaması, gübrelemesi, sulaması, herhangi bütün işleri, tamiratları, ıvır zıvır, fidanı falan hepsiyle babam ilgileniyordu doğal olarak. Şu an ilk defa kendime ait seram var. İki tane seram var hatta şu an. Çoğaltmayı da düşünüyorum. İlk defa bütün sorumluluk bana ait. Tek başıma geliyorum, temizliyorum, çalışıyorum, suluyorum. Fidanı ekmesinde yine yapacağım kendim. Yine sulama, gübreleme işleri falan tamamen bana ait. Tabii güvenlik açısı da var bunun. Güvenlik açısından dolayı seranın köşelerine, dışarısına kamera falan taktıracağım. Çünkü üreteceğim ürün çok değerli bir ürün olacak. Şu an çok değerli olmasa da bundan 1-2 yıl sonra çok değerli olacak. Hasat zamanı geldiği zaman. O yüzden şimdilik bu kadar. Zaten muhtemelen ben bu videoyu şöyle yapacağım. İşte şu an bir girizgah. Daha sonra işte sulama işlemi, ekim işlemi, fidanlarım bittikten sonrayla hepsini birleştirip video şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar, seraya ilk geldiğimde içeriği ot götürüyordu. Elimden geldiğince temizledim. Ama bir yere kadar temizleniyor. Daha sonra hortum suyuyla tüm toprağı bir suladım. Çünkü aylardır sulanmamış toprak. O yüzden bir öncelikle bir hani vitamin minerallerini falan bir kaybetmesin diye önce bir suyu görsün istedim. Daha sonra tabii ki de küçük tamiratlar da oldu. Onlarla uğraştım. Sulamamdaki bir amaç da arkadaşlar, zaten otların tohumları çoktan dökülmüş. En azından filizlensin yabani otlar, zehirli otların işte. Hani çimlensin ki bir hafta içinde traktör soktuğun zaman, toprak altına üstüne geldiği zaman bu yabani otlar, çimlenen otların en azından çimlenen kısımları kurusun. Tabi sera çok eski bir sera olduğu için her yerinde yırtıklar, pırtıklar, hortumlardan bir yerlerden sular patlıyor. İşte elimden geldiğince küçük küçük kendim tamiratlar yaptım. Bu arada arkadaşlar, önemli bir duyurum var. Tabi gerekli sosyal mecralardan bunun duyurusunu yaptım ama videoda da tekrardan paylaşayım. Daha önce paylaştığın aloe vera videolarını neden kaldırdın diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar, firmayla yolları ayırmak zorunda kaldık. Bazı sebeplerden dolayı bunları çok detaylı vermek istemiyorum. Bir de gerçekten bağımsız ürettiğin takdirde, sözleşmesiz ürettiğin takdirde piyasanın çok daha yüksek olduğunu gördüm. Beraber çalıştığım arkadaşlarım da oturduk, konuştuk. Kendimiz üretelim, biz her türlü sosyal medyanın içinde pazarını buluruz, yurt dışına işte ihraç ederiz falan şeklinde konuştuk. O yüzden o şekilde bir karar aldık. Artık bu saatten sonra işte aloe vera üzerine videolar gelebilir bol bol. Üretimi nasıl yapılır, gübrelemesi nasıl yapılır, ekimi nasıl yapılır, toprağı nasıl hazırlanır, jeli nasıl çıkartılır, pazar nasıl bulunur, ne gibi faydaları vardır gibi gibi bir sürü videolarla karşılaşabilirsiniz. Şu an fidanlarımı hazırlama aşamasında önce bu kısaca bahsedeyim. Fidanları bulduktan sonra arkadaşlar, köklüyorsunuz. Çok kolay kökleniyor. Köklediğiniz kısımlarını şöyle görüyorsunuz. Beyaz kabuğu kalacak şekilde bir alt yapraklarını, kötü yapraklarını alıyorsunuz.
Ondan sonra bir 3-4 gün kadar yaralarının kurumasını bekliyorsunuz arkadaşlar. Yeni aya denk getirirseniz, yani dolunay zamanına denk getirirseniz harika olur. Yaraları çok daha çabuk kurur. Bir yandan da serayı hazırlatmaya devam ediyordum arkadaşlar. Traktör soktum. Öncelikle patlatma dediğimiz dişleri kalın olan bir aletle toprağın bir altına üstüne getiriliyor. Toprağım çok yumuşak, çok hoşuma gitti. Bakın ayağımı koyduğum zaman gömülüyor. Daha traktör çok kazmadan bile. Aloe vera için çok uygun bir toprak. Bir yandan solucan gübrelerim gelmişti zaten. Aloe vera konusunda tamamen organik çalışmak zorundasınız arkadaşlar. Yaprağında her şeyinde çıkıyor ilerleyen süreçte. Yani çünkü yaprağında hapsediyor bunu, bu bütün aldığı maddeleri. O yüzden solucan gübresini tercih ettim. Tamamen organik bir üretim olacak. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmayacaksınız. Kesinlikle bunu unutmayın. Solucan gübrelerim de bir yandan gelmişti zaten, hazırlanmıştı. Sonrasında tabii traktörle önce bir patlatma yaptıktan sonra abinin evine tekrardan gittik. Diğer bu sefer patos çekecek olduğu aleti taktık traktöre. Şimdi bu patlatma yaptığımız seyrek dişli ama toprağın altına girdiği zaman belki 40 santim 50 santim toprağı altına üstüne getiren bir alet. Bu da daha küçük parçalara ayırarak toprağa tuz gibi, bildiğiniz un gibi, kum gibi yapan bir alet. Arkasında da bir aparatı var. Kabarttığı yerden yeri düzelterek gidiyor. Böyle gördüğünüz şekilde dümdüz yapıyor. Böyle bildiğiniz çarşaf gibi, böyle bir yağ gibi derler işte, kağıt gibi neyse. Öyle dümdüz yapıyor. Mükemmel bir toprak. Aloe vera çünkü bir çöl bitkisi olduğu için, kaktüs türü bir bitki olduğu için toprağın çok yumuşak olması gerekiyor. Taşlı olabilir. Taşlı toprağı harika olur, sever ama kum gibi, un gibi bir toprak olacak ki kökünü rahat atacak bitki. Buna dikkat edin lütfen. Çamur gibi böyle kalın, sert topraklardan mutlaka uzak durun. Toprağı bir şekilde veya ince çakıllarla, taşlarla zenginleştirmeye çalışın. Tabii ki burada bir de şöyle bir şey var. Solucan gübresi nem tutan bir toprak olduğu için, bir gübre tip türü olduğu için öncelikle ekim yapacağım yerlere bir yarık açtırdım arkadaşlara. Kendim de yaptım. Bu yarıkların içine solucan gübrelerini atıyoruz. Nemini kaybetmesin diye biraz üzerini kapatıyoruz. Toprağımız zaten çok geçirgen, çok çabuk kuruyan bir toprak. O yüzden bir de nem tutan bir ve besin değeri yüksek olan bir solucan gübresiyle bunu takviye ettiğim için birbirini dengeleyecektir. Solucan gübresi ben araştırdım. Bana numune gönderdiler. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir haftada benim saksıdaki, balkondaki fidanlarımı coşturdu yani. Filizleri fışkırdı, kopkoyu bir renge hani geçtiler. Kanaat getirdim yani solucan gübresinin faydalı olacağını. Tekrardan söylüyorum. Kesinlikle kimyasal gübre kullanmıyorsunuz. Tamamen organik hayvan gübresi kullanabilirsiniz yine. Keçi, koyun, inek gübresi, solucan gübresi kullanabilirsiniz. Seranın içinde bu şekilde bir sistem hazırladım arkadaşlar. Dikim haline getirdim. Fidanlarım zaten önceden hazırdı arkadaşlar. Ya bu fidanın şöyle bir avantajı var. Kökledikten sonra belki gölgede tuttuğunuz takdirde bir aydan uzun sürede yeşilliğini koruyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani yolun kenarına at, bir ay sonra git bak orada hala yeşildir. Öyle ilginç bir fidan, bitki. Avantajı da bu. Şimdi ekim yaparken demiştim. Alttaki kötü yapraklarını alıyoruz. Kabuklarını sıyırıyoruz. Daha kolay kök atsın diye. Dikerken de bu şekilde tekrardan şöyle gösterelim. Abla dikiyor. Çok fazla gövdesi toprağa değmeyecek şekilde, sadece en alttaki yaprağa değecek değmeyecek şekilde. Çünkü çok fazla toprakla ilk etapta dokunmasın, çürüme yapabilir. Ama burada tabii bitkilerim büyük benim. Normalde daha küçük fidanlar ekiliyor. Çok büyük fidanlar bulduğum için 2 yaşında 3 yaşında fidanlar. Kökleri de kısa olduğu için ayakta durmakta zorlanıyorlar. Mecburen desteklemek zorundayız. Birazcık toprağa hani derin gömmeye çalıştık, çok yine de abartmadan. Küçük fidanlarımızı daha bahsettiğim şekilde uygun bir dikim yaptık. Dikimden önce kesinlikle toprağı sulamıyorsunuz. Dikimden sonra da hemen sulamıyorsunuz. Kuru toprağa ekiyorsunuz. 1,5-2 gün sonra ilk suyunu veriyorsunuz. İlk etapta toprakta yine yarasını tamir etmeye devam ediyor. Tabii benim bitkilerim bir hafta beklediği için çoktan yaraları kurumuştu. Hemen birinci gün, bir gün sonra akşamında hava da çok sıcaktı. İnanılmaz sıcaktı yani. Sulamayı yaptım. Dikim şeklinde bu şekilde uyguladım. Tekli sıra şeklinde. Çünkü yurt dışındaki örnekler hep böyle. Klasik biber domates gibi işte ortadan tek bir tava yapıp sağlı solu dikip aradan bir yol yapmak istemedim. Her biri bağımsız olsun, sağa solu serbest olsun ve daha rahat büyüsünler diye böyle bir yol izledim. 60 santimetreye diktim arkadaşlar. 60 santime
80'e de dikebilirsin dediler. Çünkü bu benim diktiğim cins en kaliteli cins olduğu için yaprakları ortalama 65-70 santim bulabiliyor. O yüzden 60 santime diktik yine de. Bu şekilde şuradan bir gece sulamamızdan da damlama hortum hani vasıtasıyla suladık. Güzel yeşilliklerini korumaya devam ediyorlar. Sadece son günlerde 39-40 derece oldu Antalya. Bazı fidanlarımda şöyle sonuçlar var. Güneş yanığı gibi. Tabii 2-3 yıldır bu işi yapan, üretimini yapan bir arkadaşla görüştük. Merak etmeyin, hani panik yapmayın dedi. Bitki ilk etapta bir 15-20 gün kendini korumaya alıyor, strese giriyor. O yüzden yaprakları sararabilir, morarabilir, en alttaki 3-4 yaprağını zaten kaybedecektir dedi. Kesinlikle stres yapmayın, şey yapmayın, paniklemeyin. Zaten doğru sulamayı yaptığınız takdirde yapabilirsiniz, bir problem olmayacaktır dedi. Bir de işte ilk sulamanızı yaptıktan sonra 2 günde bir sulayacaksınız arkadaşlar 10 gün boyunca. Tabii dikim esnasında kırılan yaprakları ben ziyan olmasını istemedim. Gönlüm razı olmadı. Topladım yine de ne yaptım bakın çok güzel bir jel yaptım. %100 doğal organik bir jel. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. İlerleyen süreçte aloe vera üretiminin kazanç modelleri hakkında daha detaylı videolar da gelecektir. Şimdilik hoşçakalın.